Pazar oğlum. Ne oldu? Ayşe. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Ben ne yaptım? Ayşe. Aziz Hanım. Aziz Hanım. Aziz Hanım. Ayşe. Ayşe ne yaptın sen? Ailemiz için Aziz Hanım'a ikinci bir şans verebilecek misin? Reyhan, ben seni doğru mu anlıyorum? Sen benden Azize'yi mi affetmemi istiyorsun? Azize'yi affedip affetmemek sana kalmış Miran. Ben sadece bir şans vermeni istiyorum. Haklısın. Sen bana bir şans verdin. Ve ben boş kapı oldum. Hayatımız bambaşka oldu. Şans verince değişen insan var. Bir de şans verilse de değişemeyecek insan. Ne yazık ki Aziz Aslan Bey bunlardan ikincisi ya. Bir şans versen bir şey kaybetmezsin ki. İnan bana ne olacağını biliyorum. Hak etmeyen birine göstereceğimiz merhamet yine dönüp dolaşıp bir süzecek. Ben senin daha fazla üzülmeni istemiyorum. Şişt. Düşürme yüzünü. Düşürme. Kendini benim yerime koy. Aslında benim için çoktan kapanmış bir mesele. Ama sadece senin için düşüneceğim. Sadece benden böyle hemen cevap vermeni bekleme. Tamam. Ama iyi düşün, olur mu? Umut'u düşün. Onun nasıl bir ortamda büyüyeceğini düşün. Benim derdim Azize falan değil. Benim derdim sensin, Umut. Biziz. Yapamadım. Sen böyle ne yapıyorsun? Sen benim aklımda mı oynuyorsun ya? Oyun mu oynuyorsun sen benimle? Vicdanımı mı sınıyorsun sen benim? Yok. Ben oynamıyorum Hazır. Senin yüreğini görüyorum. O kadar büyük bir yüreğin var ki. Bana ana diyeceksin. Aklımda hocam. Nasıl bir kadınsın? Bak sana diyeyim. Azize Aslan Bey. Ben sana son nefesimde dahi ana demeyeceğim. Bildin mi? Demeyeceğim. Oynama benimle. Oynama artık benimle. Sakın bir daha vicdanımı sınamaya da kalkma, anladın? Sakın! Hazar! Oğlum, ne oldu içeride oğlum? Ne olduğunu söyleyeyim baba. Bak bu kadın bizimle oyun oynuyor, oyun. Hep oynadı, aklımızla oynadı, hala da oynuyor. Sana bir şey diyeyim. İster adı Ayşe olsun, ister Azize. Vazgeçmeyecek baba. Hep oynayacak bizimle bu kadın. Anla artık sen de şunu, anla artık ya. Benim güçlü gelinim. Harunumun yadigarı. Bir anaya onun evladını öldürdüğünü ne de güzel anlattın. Oh, wow.
Ben öldürdüm. Efendim anne? Anne hayırdır, bir şey oldu? Ne bu telaş? Tamam. Tamam anne, geliyorum. Tamam. Tamam, haydi. İndir o silahı. Yere bas lan sen de. Yere bas! Kızıma dokunursan buradan sağ çıkamazsın. Siz benim oğluma dokundunuz. Harun'umun katilisiniz Cihan. Kimse katil değil. Bak. Bu adamlarını çek buradan. Yoksa hiçbirini sağ kovam. Sıkıntı dinle Şadoğlu. Sık. Sık hadi. Cesaretin varsa sık. Sık yoksa ben sıkacağım. Yaren. Harun'u öldürmedi. İkisi boğuşurken silah patladı. Hepsini anlattı bana. Senin intikam güdeceğin bir şey yok. Kurtaracağım diye o kadar taklayı boşuna attın he? Ben sadece evladımı sakındım. Sakındın. Biz de sakındık. Benim sakındığım şimdi toprağın altında. Baba bırak. Öldürsün işte. Soğusun yüreği. Korkmuyorum artık. Korkmuyorsun ha? Duydun bak, Şadoğlu korkmuyormuş. Bırak. Bırak da bir evlat son nefesini nasıl veriyor gör. Anlaşılan buradan kimse sağ çıkmayacak. Evet. Nerede kalmıştık? Bir yerde kalmamıştık Miran. Uyuyacaktık şimdi. Bu köle ama. Ben bu güzelliğin bu pastanın hakkını vermeden bu geceyi bitirmem. Bu gece bütün bunları yakmak bana düştü. Ben yaralıyken köy evinde verdiğin söz. Duymuşsun. Duydum. Reyyan'ın dedim mutlaka verdiği söz tutar. Bu anı bekliyordum. Tutmuşsun. Hem de çok güzel tutmuşsun. Çok yakın zamanda doğum günüm var. Onu da hatırlatırım. Aklımdan bile. İlk sevgililer günümüzde ne dilediğimi hatırlıyor musun? Bir kızım olsun demiştin. Tamam. Bir oğlumuz olacak. Ama dileğimiz kabul oldu. Çok şükür. Şimdi sıra sende. Bu gece sen bir şey dileyeceksin.
önümüzdeki sene bugün bu dileğin gerçekleşecek. Hadi. Dile bizden ne dilersen. Seneye bu zaman sen, Umut, ben, bütün ailemiz sağlıkla, mutlulukla yaşasın. O bana yeter. Füsun Hanım. Kızım. Dur. Ne dur? Dur, dur. Ne oldu? Bu ne? Sevgililer günümüz kutlu olsun. Benim işim. Hadi aç bakalım, beğenecek misin? Beğendim bile. Sahip olduğumuz en değerli şey. Baktıkça hatırlayalım, kıymetini bilelim diye. Hiç unutmayacağım. Ezberledim ben de işte. Ben senin kıymetini nasıl bileceğim? Birbirimizin kıymetini zamanı boş harcamayarak bileceğiz. Hani diyorsun ya mutlu olalım diye. Benim tek mutluluğum sensin. Çok ama çok teşekkür ederim. Aşağıda söyleyemedim ama biraz fazla güzel olmuşsun. Sana ne zaman baksam nefesim kesiliyor. Bakarken hiç gözümü kapatmak istemiyorum. Kapatma o zaman. Doğumuna kadar uyumayalım.
Handan. Bir derdin var senin. Eğer anlatırsan dinlerim. Senin derdin sana yeter be Zehra. Benimki de bana kalsın. Hazar Bey. Hazar Bey. Ne oldu? Yüzüm kireç gibi olmuş. İyi misin? Gel. Hadi be Cihan'ım, sen de gir kapıdan içeriye yarenimle beraber. Azize'nin yanından geliyorum ben. Babam tuttu kolumdan, zorla konuşacaksın diye götürdü. İşte. Bana ne dedi biliyorsun? Öldür beni dedi. Canına. Kıydı. Koştum. Ya koştum ha. Öyle bir koştum ki. Bitmedi o yol. Kurtarayım dedim Azize'yi. Kurtarayım dedim. Çünkü anandır. Ne demiş eskiler? Taştan da olsa anandır. Ana evladına ya göbek bağıyla ya da yürek bağıyla bağlıdır. Ben ne yapacağım? Nasıl sindireceğim bu gerçekler için? Bana tutunacaksın. Evlatlarına, ailene tutunacaksın sen. O kadın benim vicdanımı sınadı, vicdanımı. O etrafımız dolduğu sürece bize kusur yok. Uyumadın değil mi? Yoksa sordun bana gün doğumuna kadar uyumayacağız. Uyumuyorum. Kalp atışını dinliyorum öyle. O kadar hızlı atıyor ki Miran. Ne yapayım? Affettin ya beni. Böyle yüzün gülüyor.
Kalbim heyecandan takla atacak gibi. Hemen abart. Vallahi ne kadar anlatsam abartamam. Bu kokuyu ben hiçbir kelimeyle ifade edemem. Öyle güzel ki. Öyle sanki. Sanki vaktinde yetişmiş dağ çileği gibi. Ne gibi? Dağ çileği. Demedim bir şey gerçekten. Gerçekten demedim. Hiçbir yiyecek ismi kullanmadım Reyhan. Dedin, dedin Miran. Dağ çileği dedin. Ama ben vaktinde yetişmiş dedim. Şimdi vaktim değil. Vaktinde yetişmiş dağ çileği. Ben istemiyorum ki. Umut istiyor. Umut istiyor. Oğlum. Babacığım. Hani böyle yerli yersiz istekler yoktu? Ha babası? Bu mevsimde çilek mi olur? Şimdi ben annene böyle hormonlu gıdalar mı yedireyim? Başka bir şey iste hadi babacığım. Hadi başka bir şey iste. Biran ne yapıyorsun? Dur bakalım. Ben işte oğlumla iletişim kuruyorum Reyhan. Ha? Sen Umut istiyor dedim. Belki anlar beni. Anlatırsam şimdi ben kışın ortasında dağ çileğini nerede bulayım? Ya dağ olası fark etmez. Çilek olsun da. Çikolataya da batırırız. Ha? Eritilmiş çikolataya batırırız böyle. Ay Miran. Ay Miran mı? Hem gıda yemek ismi anlarsam. Reyhan dur. Dur tamam bekle ben de geliyorum. Nereye gideceksin o halde? Ya mutfağa gideceğim. Dua et olsun. Yoksa Gündoğan'a kadar çilek aramak zorunda kalırsın. Reyhan gel. Vallahi buldum. Gel çilek var işte. Gel Reyhan bunu yeriz. Ya kremalı o. Oğlum Umut. Ben sana bunların hesabını soracağım doğunca. Adın başka. Tadın başka, sığmıyorsun ele avuca, delisin sen. Dilerim ki benle yaşa, bildiklerin ezber değil, yenisin sen. Boşuna bu yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben, unutup kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayağı eşikten dışarıda git gidersen, bu gönül senden çoktan razı nasıl istersen.
Kuşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım. Gebeysen 9 ay, yok değil benim zekamla oynuyorsan. Bir günlük ömrün var gelin. Bana bir şey mi demsen Füsun Bey Hanım? Beğenmediysen değiştireyim mi? Çık. Baş üstüne. Aha. Afiyet olsun Füsun. Beni mi özledin Azize? Yüzüne hasret kaldım. Dedim şimdi Füsun sofrayı donatırmıştır yemek saati. Ben de gideyim dedim. Bana da bir tabak koyver Şeyda. Birlikte bir yemek yiyelim. Ne istiyorsun? Bugün benim en mutlu günüm. Biliyor musun biz? Vallahi savaş çıkacak. Çünkü oğlum öldü zannedip bana koştu. Bana bir şey olduğunu sandı. Onu gördüm ben bugün. Ya sen Füsun? Ha? Sana ne olacak? Kızın 2 günlük bebekken onu terk ettiğini öğrendiğinde sana ne olacak? Kızın senin için koşacak mı? Yoksa sana lanet mi edecek? Bana savaş açıyorsun he Az. Sana savaş açıyorum Füsun. Oğlumun bana bir kere ana demesini istedim. Ama sen fırsat vermedin. Şimdi ben de sana acımıyorum. Kızına her şeyi anlatacağım. Ben gerçekleri silah olarak kullanacağım. Kızın seni benden dinleyecek. Hadi sana afiyet olsun. Gebe olduğunu. Evet. He biliyordun da bize niye söylemedin kızım? Çünkü Harun çocuğunu doğurmak istemedim. Sebep? Sebep? Harun'u öldürdüğüm için olabilir mi anne? Ya da çocuğunu doğurduğumda her gün katil olduğumu hatırlamak istemediğim için olabilir mi? Valla olabilir de olmayabilir de. Yani mevzu bahisten olunca insan tabii bir düşünüyor yani. Tamam anladım. Gitme kızın üstüne. Yeter. Ulan Yeren, iyisiniz değil mi? Gel oğlum gel. İyiyiz gözün aydın. Dayı oluyorsun. Yeren gebeymiş. Şaşkınlıktan yani ne diyeceğimi bilemedim. Allah sağlıkla büyütmeye nasip etsin. Sağ ol. Tamam hadi. Geç oldu. Yatalım artık.
gece falan canım bir şey çekerse haber et, tamam mı kızım? Gebermişsin ya. Hadi bakalım. Sen de. Ne oldu orada? O karı yarın öldürecekti. Gözlerimin önünde evladım... can alacaktı. Oğlum... yarın gebedir artık, dokunamaz. Dursa dursa 9 ay. Sonra durmaz. Ama ofisin karısı benim daha kim olduğunu bilmiyor. Anlatırız. Benim evlatlarıma kimse dokunamaz Asad. Çok çikolata yedim. Vallahi ben de. Hadi ben hamileyim. Böyle canım çekiyor her şeyi. Sana ne oluyor peki? Sen böyle benimle birlikte her şeyi yemeye kalkarsan... yakında kilo olacaksın. Allah Allah. Baba olacağım ben ya. Kilo almışım çok mu? Baba. Baba. Ya Reyhan düşüncesi bile çok garip. Yani yaşamak için bize muhtaç olan birine rehberlik edeceğiz. Başarabilecek miyim bilmiyorum. Ona dair o kadar çok hayalim var ki. Çocuk Miran'ın yaşayamadığı ne varsa Umut yaşayacak. Geçmişimde tamamlayamadığım, eksik kalan ne varsa oğlumla tamamlayacağım. Ben ona yol gösterirken oğlum da bana yol gösterecek. En yakın dostum olacak. Vallahi ben babam İran'ı görmek için sabredemiyorum İran. Ne oldu? Çilek yedim ya şimdi çok herhalde. Bir elimi yüzümü yıkayayım mı? Şey yapacağım. Dur tamam geliyorum ben de. Beğendim yemekleri. Hem de nasıl? Senin yemeklerin de güzel ama ha. Elin lezzetli. Sen nereden biliyorsun? Ya o gün annem hastaneden çıktığında yapmıştın yani. Sen benim Esma teyzeye yaptığım yemekleri mi yedin? Ya yok yok yemedim öyle ya. Öyle tadına baktım nasıl olmuş diye. Afiyet olsun.
Nasıl tamam yaptın, iyileştirdin? Yarınmış ertesi bugün, yaşamanın aşk gerçekten varmış hissettirdin. Bilsen nasıl hoş geldin. Ne oluyor? Bu dansı bana lütfeder misin? Burada mı? Elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti, senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti, senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. Ciddi ciddi böyle dans mı edeceğiz? Zeynep. Hani sen bana bu benim ilk doğum günü kutlamam demiştin ya. Öyleydi gerçekten. Bu da benim ilk sevgililer günü kutlamam. Tamam da kutlamadın ki. Annenle bana demediğinde bırakmadım. Kutluyoruz ya. Nasıl? Tamam yaptın, iyileştirdin. Yarınmış ertesi bugün, yaşamanın aşk gerçekten varmış hissettirdin. Zeynep, sen nasıl hoş geldin? Eğer sen de istersen bunu ilk sevgililer günü kutlamamız olarak sayalım mı? Söz verelim ikimiz de, aldığım en son İster misin? Nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa sayalım. Bitti, senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti, senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. Söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti, senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. Ah! Merak ettim. Reyhan, bir ses ver. Gülhan. Reyhan. Reyhan aç kapıyı. Reyhan. Reyhan kapıyı aç. Reyhan. Gülhan. Çok zor acı var. Tamam, geldim bir tane, dur. Tamam, 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 yanındayım. Tamam, hadi sık dışı. Doktora gidiyoruz. Hadi gel, gel, tamam. Tamam, 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 tamam. Bir önceki günde kanaması oldu. Reyhan. Reyhan, ben buradayım. Ben buradayım. Buradayım bir tanem. Sen merak etme. Tamam, tamam. Tamam. Buradayım bir tanem. Sen merak etme buradayım. Buradayım. Beyefendi, siz burada bekleyin lütfen. Buradayım Reyhan. Buradayım. Thank you.
serumunuz bittiğinde çıkabilirsiniz. Kan tahlili sonuçlarınız yarın çıkar. Ultrason sonuçlarınızı da birlikte doktorumuza ileteceğiz. Ama acilen kadın doğum uzmanınızın bu sonuçları görmesi gerek. Kötü bir şey mi var? Açıkçası ben durumu çok iyi görmüyorum Leyhan Hanım. Geçen günkü kanamanız, bugünkü sancılar... umarım ben yanılıyorumdur. Bebeğim iyi ama, değil mi? Ağrı kesici serum yaptı. O kadar. E niye bu kadar tuttular o zaman? Ya tahlil yaptı Miran. Kan tahlili yaptı. Ultrasonla baktı işte. Yok zaten kanaman falan da yok. Yok bir şeyim. Bakma öyle. Bir şeyim yok. Git eve dinlen dedi. Oh, çok şükür. Çok şükür. Gidelim hadi buradan. Azra, sen anneannene yardım etsene kızım. Tut oradan. Sağ ol yavrum. Uyanmamıştır belki. Yavaş olalım. Uyanmasınlar. Oy. Yahu biz senin geleceğini duyarda uyur muyuz hiç? Ay. Gözümüz yollarda kaldı Şükran Sultan. Ha dedim ya bizden bıktı. Aa. Ya da odasını beğenmedi. Deli olana bak sen. Sizden bıkana Allah çarpar. Gel hele gel, bir kucaklayayım. Oho. Oh, oh. Canım benim. Oh canım benim. Oh canım benim canım. Annem. Yavrum. Sen nasılsın doktor hanım? İyiyim iyiyim. Sevgililer günü güzel geçmiş belli. Abin yardımlarını unutmayacak. Sen nasılsın yavrum? Biraz uykusuz gibisin sanki. Geç yattık ondandır. Ne oldu abim? Reyhan biraz rahatsızlandı dün gece. Biz de apar topar doktora gittik. Torunumu yitir inşallah. İyi anneannem. Öyle endişelenecek bir şey yok. Aa. Basit bir sancıymış. Oy. Heh, bak geldi zaten. Oy benim. Güzel anneannem. Saçlım, kara gözlüm. Hoş geldin. Kara gözlüm benim. Yavrum. İyi misin? İyiyim yavrum, iyiyim. Sen? Tamam, tamam, tamam. Çok, çok, çok teşekkür ederim hocam. Hadi. Kaydım Midyat Devlet Hastanesi'ne alınmış. Hadi, gözün aydın, hayırlı olsun. Çok şükür. Gözümüz aydın. İyi, o zaman hep beraber güzel bir kahvaltı yapalım şimdi. Haydi. Haydi. Haydi bakalım. Annem. Buyur, gel. Oh, ne güzel. Ne güzel. Menemene soğan konmaz. Kim demiş onu? Bak nasıl koyuyorum gördün mü? Aman da koydum. Ben...
bilirim. Gastronomiyim, uzmanıyım bir defa. Menemeni her şeyi ben bilirim. Yani Lütfü, bir moleküler menemenimiz kalmıştı. O da sayende tamamlandı. Ya benim karım hamile. Açlıktan bayılacak, hadi. Hadi, nerede menemenler, hadi. Ay, güzel yüzlü kızım. Nasıl özlemişim seni. Buyurun anneciğim, ben de seni çok özledim. Oh, buyurun, bu da benim. Oh. İyi o zaman, ilk anneanne denesin. Nasıl? Asiye'ninkinden başlayalım. Bir de Lütfü'nünküne bakalım. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Ekmek bana bakın lütfen, tadı böyle çıkar. Sen bu işi biliyorsun Lütfü. Biliyorsun bu işi. Hadi ekmek banalım. Nasılmış? Moleküler menemen. Vallahi ikisi de çok güzel. Vallahi Asiye'ninki. De fena değil ama Lütfü'nünki sanki bir tık daha iyi olmuş değil mi? Sanki. Elinize sağlık. Hadi eline sağlık. Moleküler menemen ha. Sağ ol. Anneanneciğim, siz geldiniz diye ben aşağı indim ama yukarı çıkıp dinlensem ayıp olur mu size? Dinlenmezsen darılırım esas. Hadi yavrum, çık, çık dinlen. Uyu. Bayım, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Uzan aşama söyle. Geleyim mi ben de? Gerek yok, sen yap kahvaltı. Ya ben de çıksam iyi olur. Yemeğini bitirseydin kızım. Ya yok, evrak işleri falan var, onları halletmem lazım. Tekrar gözümüz aydın Azra. İsabetli oldu burada kalmam. Artık annemin de içi rahat eder. Sağ ol. Yüzün gülsün biraz annem. Artık kızın hep burada kalacak, ha? Ben biraz şaşkınım da o yüzden şey... Ya, sürpriz olsun istedim. Ne güzel, sürpriz yapmış sana. Hayırlı olsun kızım. Şükran Sultan, anlat. Özledik seni. Güzel karımı yalnız bırakmaya dayanamadım. Geldim. Beyan, ağlıyor musun sen? Yok, ağlamıyorum. Beyan, bu gözleri benden iyi kimse tanıyamaz. Ağlamışsın sen. Söyle hadi, ne oldu? Öyle biraz ona baktım da duygulandım birden işte. Birden. Reyhan, artık aramızda sır yok dedik. Sen benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Yenisini doldurayım mı? Ay yüzlü bacım. Ay yüzlü bacım.
Bir şey mi dedin şeyde? Hayırdır inşallah ayızdı bacım. Kim üzdü senin canını böyle? Hiç. Hiç kimse. Ya nasıl hiç kimsedir ki? Sabahtan beri dökmüşsün gözündeki incileri. Evde kimse yok mu? Ha yok. Heybetli bacım gene derelenmiş erkenden çıktı. Kahvesini bile içmedi. Nereye? Bak eğer bir şey var da bana söylemiyorsan. Var aslında. Söyle o zaman. Yani bizimle ilgili değil ama ucu bize dokunan bir şey. Olsun anla sen. Füsun Hanım'ın bir kızı varmış. Hayattaymış. Bunun ucu bize nasıl dokunuyor ben onu anlamadım. Nerede olduğunu, kim olduğunu bilen tek kişi Azize Hanım. O da niyeyse kimseye söylemiyor, Füsun'a bile. Aralarındaki husumet de o yüzden galiba. Ben de ucu bize nasıl dokunuyor diyorum. Azize Aslan Bey. Bak gördün mü Rayhan? Dokunduğu, mahvettiği tek hayat bizimki değil. Ya bir de bana diyorsun ki bu kadına şans ver. Değişmeyecek Reyyan, değişmez. O seni kaybettiği gün değişmeye başladı Miran. Senin torunu olduğunu öğrendiğin zaman da senin için her şeyi yapar hale geldi. Reyyan. Azize Hanım, Füsun'a kızını verecek Miran. O zaman da bu savaş bitecek, göreceksin. Söz verdi bana. Sen de bizim için, Umut için Azize Hanım'a bir şans ver. Tamam. Ne? Senin için. Ama senin için Azize Aslan Bey'e bir şans vereceğim. Bu da gerçekten değiştiğini göstermek istiyorsan Füsun'a kızını verir. Azize Hanım'a bile şans verecek kadar değer verdiğin için teşekkür ederim Miran. Çok teşekkür ederim. Kim arıyormuş? Doktor hanım, tahliller için arayacaktı da. Aç hadi aç, aç. Efendim? Ben de sizi arayacaktım. Hastaneye mi? Tabii, tabii gelirim ben. Ne oldu, çıkmış mı sonuçları? Çıkmış. Hadi. Senin işin varsa ben gider hallederim. Ya. Ya benim seninle oğlumdan daha mühim bir işim olabilir mi? Hı? Hadi ben arabayı hazırlatıyorum. Azra'nın kızın olduğunu anladın ha Füsun. Akıllı kadınsın. Ama benim fark ettiğimi anlayacak kadar akıllı değilsin. Şimdi ne yapacağını ikimiz de biliyoruz. Yavaş yavaş kızına yanaşıp ona sandığı gibi bir kadın olmadığını göstermeye çalışacaksın. Sanki terk edip giden sen değilmişsin gibi annesi olmaya çalışacaksın. İhtimal başaracaksın. Azra yalanlarına inanacak, seni tanımak isteyecek. İşte o gün kızına babasının yazdığı bu mektubu vereceğim. Göreceksin Füsun.
evladını kazanmaya çalışırken kaybetmek neymiş göreceksin. Benim evladım bir gün bana ana diyecek. Ama seninki mezarına bile gelmeyecek. Bekleyeceğim. Sen hala kızının güvenliğini kazanınca. Barış anne. Reyyan. Dijan ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmışım ben? Sen Miran'la Azize'nin arasını düzeltmeye çalışıyorsun. Neden? Bak, dışarıdan nasıl göründüğünü biliyorum. Ama eğer araları düzelirse, Miran Azize'yi affederse her şey daha güzel olacak. Reyyan, Azize'nin olduğu hiçbir yer güzelleşemez. Bunu anlamıyor musun? Çektiklerim yetmedi mi? Yetmedi mi çektiklerime? Yetti. Yetti. Ben de onun için zaten bunu bitirmeye uğraşıyorum. Oğlumun aklına girme. Ondan Azize'ye bir şans vermesini isteme. Yoksa Reyyan bak yoksa. Dişa. Ne yapıyorsun kızım? Bırak. Bırak onu. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? İyi misin evladım? Anne sen karışma. Lütfen karışma. Ne olur karışma ya. Ben karışma. Sadece bu nefreti bitirmeye uğraşıyorum. Azize için değil. Evladım için. Ha sen oğlumun sana olan sevgisini kullanıyorsun. Onun parmağında oynatıyorsun sen. Sen ne diyorsun be? Kızımla böyle konuşamazsın Dişa Hanım. Anne. Kızımla nasıl böyle konuşuyorsun sen? Dişa sus yeter. Sana haksızlık ettim sandım ama yanılmışım. Reyyan, oğlumun sakın aklına girme. Sakın. Eğer oğlumun onu affetmesi için en ufak bir şey yaparsa... Ne olacakmış? Ha? Yaparsa ne olacakmış? Dişa Hanım, bir kendine gel artık. Sen her bulduğun fırsatta Reyyan'ı böyle köşeye sıkıştırıp onun üzerine gidemezsin. Reyyan, eğer oğlumun aklına girersen senin de Azize'den hiçbir farkın kalmaz. Sakın Dişa Hanım. Sakın beni Azize'yle bir tutma. Anne! Anne. Ağlamam sen. Sen benim bin yıllık özlemişsin. Ama yapma. Yapma. Anam bile olsun buna müsaade etme. Azize'nin bize bunca yıldır çektiklerinden sonra seni Azize'yle barıştırmaya çalışıyor. Reyhan hiçbir kötülük yapmadı. Ona kötülük yapılsa bile. Şu elini kaldırdığın kadın benim sevdam, dostum, yoldaşım, sırdaşım. Doğacak çocuğumun anası. Reyhan benim her şeyim. Aman. Aman. Aramıza böyle bir yara açma. Çünkü iyileşmez. Reyhan'ı incitirsen beni paramparça edersin. Siz Lütfiye kolyeleri taşıması için yardım edin. Şimdi hemen. Reyyan, annem iyi misin? Dün gece doktor ne dedi haber vermedin bana. İyiyim anne. İyiyiz ikimiz de iyiyiz. Zaten tahlil sonuçlarını almaya gidiyoruz şimdi. Ben de geleyim. Yanında olayım mı? Yok Miran var ya. Ben dönünce söylerim sana. Olur mu? Merak etme sen. Sen haklıydın Zehra Ana. Ama ben de hatalarımı önüne çıkarmayı öğreniyorum. Bir daha ne olursa olsun Reyhan'ı yalnız bırakmayacağım. Sen merak etme. Asla. Annem için de senden özür dilerim. Sağ ol oğlum.
Zehra. Ne oldu biraz önce içeride öyle ya? He? Ben balkondan gördüm. Dilşah, sen niye ağlıyorsun? Biriniz bir şey söylesene. Kıyamet koptu biraz önce içeride. Ne oldu? Bu kadının gözünün yaşına aldanma Hazar Bey. Tamam, belki hayatı kötü geçmiş ama bundan benim kızımın zerre kadar suçu yok. Ne diyorsun sen? Niye böyle konuşuyorsun? Yakışık alıyor mu hiç Zehra? Peki bu kadının benim kızıma tokat atmaya kalkması yakışık alıyor mu? Dilşah. Niye? Reyhan'a tokat atmaya mı kalktın sen? Benim kızım ne yaparsa yapsın hak etmez öyle bir şey. Niye? Dilşah Hanım, Azize Aslan Bey'i bıçakladı. Benim kızım da bütün olan biteni örtbas etti. Hem de kocasıyla kötü olmak pahasına. Dilşah doğru mu? Hadi kızım, hadi gel. Gel, gel yavrum. Hadi eve gidelim. İyi değil o, ne yapacağım? Kötüledi iyice. Hazar Bey, nereye? Az yürüyeceğim ben. Ben de geleyim. Kimse benden ne oğlumu ne de kızımı alamayacak. Kimse alamayacak. Dilşah yapma böyle evladım. Kendine zarar veriyorsun. Yıllar sonra evladını bulmuşsun. Kaybetme onu. Ha? Reyhan iyi. Miran sahip çıktı karısına. Ama Dilşah Hanım'ın durumu hiç iyi değil. Tamam, sakin ol. Bir şey yok. Ama sen buralara yakın ol. Ben konak müsait olduğunda sana haber vereceğim, tamam mı? Aşağı randevu aldım. Bakalım bebemiz iyi miymiş? Her şey yolunda mıymış? Öğrenelim ha. Güneşim. Burada mısın? İçeride misin? İyi misin kızım? Mutlu musun annem? Güneşim bıraktım, seninle uğraşıyorum ya. Hadi bakalım, ah koyun, kara koyun ortaya çıksın da senin hesabını düreyim. Nereden bana bak. Bu kadın böyle apar topar doktoruna randevu aldığına göre senin gebe olduğuna inanmıyorum. Haklı anne. Yalan söyledim çünkü gebe değilim ki. Ne değilsin? Gebe değilim, yalan söyledim. Şimdi beni mezarlara sokmak istiyorsun. Yoksa yaparsın sen bana yapıyorsun. Kuzu kuzu kesin koynundan gidiyoruz biz şimdi. Ne? Ne olacaksa olsun artık. Bak dün ilk defa kendim için korkmadım. Babam katil olmasın diye gebeyim dedim. Postas. Hoş geldiniz. Siz geçin, ben bir şey unutmuşum, hemen geliyorum. Hadi geçin, hadi kızım, hadi. Aç şunu Cihan, aç, aç, aç. Açmıyor. Allah'ım ne yapacağız biz şimdi, Allah'ım. Allah'ım. Doktor hanım.
endişe edecek bir şey yok değil mi? Bunu söyleyebilmeyi çok isterdim Reyhan Hanım. Neyi? Efendim? Miran. Muhasebede sıkıntı var. Konuşmamız lazım. Hastanedeyim Fırat. Sonra konuşalım mı? Ne oldu? Hayırdır? Reyhan'ı kontrol için getirdim. Ha, kontrol. Tamam. Durum ciddi. Ben siz halledin be kardeşim. Evet söyle. Nedir muhasebedeki sıkıntı? Şirket kasasında açık var. Yetki miktarda bir çıkış yapılmış. Kim yapmış? Cihan Şahdoğlu. Şahsi hesabına. Ah. Tamam. Tamam, gelince konuşuruz. Ne zaman gelebiliriz? Ne bileyim Fırat. İşte Reyhan'ı bırakır gelirim. Ben akşam üzerine bir toplantı ayarladım. Yetişirsin sen de herhalde. Ya yok kardeşim, koyma toplantı falan. Ben sana haber veririm, hadi. Ben toplantıyı koymak zorundayım bir an. Saat 6'da. Sen de yetişebilirsen gelirsin. Ben Miran Bey'e haber vereceğim. Yok, yok. Oturun ne olur. Şimdi derseniz beni bu halde görmesin. Reyhan Hanım, çok zor biliyorum. Ama bunu eşinizden saklayamazsınız. Saklayacağım. Ama şimdi çok ani olur. Vaktimiz çok az biliyorsunuz değil mi? Anladım ben. Vallahi söyleyeceğim. Dilim döndüğünce anlatacağım ben ona. Sonra getiririm. Siz de söylersiniz. Ama ben şimdi burada söylemeyelim. Evet, gelirim ben. Evde kendim derim. Hazar Bey, yol boyunca ağzını bıçak açmadı. Gel şurada oturalım da iki çift laf edelim, ha? Yok, yok şimdi. Hazar Bey, biz seninle eskiden saatlerce oturup konuşurduk. Şimdi niye konuşmuyoruz? Ne anlatayım istiyorsun? Görmüyor musun sen benim halim ya? Neyini anlatayım, neyini? Ha? Baksana babamın ettiğine bana. Gizlemiş, saklamış bütün gerçeği. Ha? Gençliğim, çocukluğum. Yalanmış ya bu. Beni yetiştiren, alabildiğim kadın. Bak, bak kim çıktı? Kim çıktı beni doğuran, gördün? Ömrüm boyunca canımı almaya çalışan benim, şimdi anam çıktı. Neyini anlatayım şimdi sana bunu? Dilşan hali ortada. Oğlum perişan. Bak anasının ne kendine ne ona bir faydası var. Yetmiyor, kızıma tokat atmaya çalışıyor. Ben sana ne anlatayım? Elimden de hiçbir şey geldiği yok işte. Biliyorum, yaşadıklarım hiç kolay değil. Hele ki son günlerde olanlar, o Azize Aslan Bey'in senden... Tamam. Ama kızımızı da düşünmek zorundayız Hazar Bey. Bak o kadın hiç iyi değil. Hemen gidip tedavi olması lazım. Kimse benim kızıma tokat atmaya kalkamaz. Onu üzemez, incitemez, izin vermem. Bundan sonra çak kemiğe dayandı, sessiz kalmayacağım. Tamam. Reyhan. Muayeneden sonra haber verecektiniz. Niye haber vermediniz? Geldik işte. Gerek kalmadı. Her şey yolunda, değil mi? Yolunda, iyiyiz. Umut da iyi. Değil mi doktor hanım? Sizi en yakın zamanda bekliyorum Reyhan Hanım. O neden? Bakın her şey yolunda, değil mi? Hamilelik ilerledikçe kontroller sıklaşır Miran Bey. Ha. Tamam, anladım. Sizi bekliyorum. İyi günler. Teşekkürler. Ne oldu?
özledin mi hemen yarım saatte? Hem özledim hem de gerildim biraz. Neyse, sen de oğlum ne istedin? Çok şükür. Hadi çıkalım, sevmiyorum hastane kokusunu zaten. Çıkalım. Midem kötü oldu benim. İstanbul'dan hocamla konuştum kızım. Çok güzel şeyler söyledi hakkında. Midyat küçük bir yer. Senin gibi genç ve azimli doktorlara ihtiyacımız var. Burayı tercih ettiğine sevindim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok mutlu oldum. Ben de. Umarım bürokratik işlemler de bir an evvel biter. İş başı yaparsın. Umarım. Tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gerçekleri yıkadım Azra. Sıra ikinci adımda. Konuşmamız lazım. Bugün. Füsun Hanım, biz doktora diye çıkmadık mı diye buraya geldik ya şimdi. Kim dedi sana doktora gideceğiz diye? Hani kızın muayenesi falan yapılacaktı, randevu aldık dediydin. Randevu aldık, yapılacak. Burada yapılacak. Hoş gelmişsin Handan Hanım. Eve geldi mi? Gelmiştir Füsun Bey Hanım. Sarı bacımın odasını almış ya. Ben ne ebesi ya? Füsun ebe. Eski bir ahbabımdır. Çok güvenirim kendisine. Yaren o bakacak. Anne, ne diyor bu ya? Ne ebesi? Kesin yalan söylediğimi anladı. İçeride bana bir şey yapacaklar. Hamile olduğumu düşünseydi beni hastaneye götürdü. Fark ettin değil mi? Füsun Hanım, bir hastaneye gitseydik, bir test falan mı yapılsaydı? Bu devirde ebe mi kaldı artık ya? Eskiden doktor mu vardı ha? Hep ebeler yapardı bu işi, öyle değil mi? Hadi kızım, hadi. Hadi, hadi. De haydi. Yürü. Demez mi? Reyhan Hanım, çok zor biliyorum. Ama bunu eşinizden saklayamazsınız. Aya? Nereye daldın gittin o kadar? Bak eğer oğlunla muhabbetteysen bozuluyorum bilesin ha. Sen umudumuza çok iyi bir baba olacaksın. Biliyorsun değil mi? Çok iyi bir aile olacağız. Hep birlikte. Reyhan, sen iyi misin Melek? İyiyim. İyiyim ben, yok bir şey. Yok bir şey diyorsun ama ağlıyorsun. Yok bir şey diyorum bir an. Varma üstüme. Ya nasıl varmayayım Reyhan? Sabah da ağlıyordun. Bak korkutma beni. Doktor kötü bir şey mi dedi? Demedi doktor bir şey. İyiyim ben, iyiyiz. Hamileyim ben, olmazsın mı o kadar duygusallık çekemem mi diyorsun? Ya olur mu öyle şey? Siz iyi olun.
Ben her şeye razıyım. Hem ne demişler? Aşık niyaz eder, maşuk ise naz. Neler de biliyorum. Göbeklitepe'de gittiğimiz Dilek Ağacı'nı hatırlıyor musun? Unutabilir miymiş? Lan bunlar ne? Dileklerimizi tutup bu taşlara söyleyeceğiz. Ondan sonra da bu ağacın kenarına koyacağız. Ya öyle dilek mi tutulur? Taşlar saklanmaz mı? İyi, tamamız. Eğer gerçek olursa ne dilediğimi söyleyeceğim demiştim. Buldun mu? Kendisi değil. İleride bir gün çocuğumun babası ol istemiştim. O zaman çok zordu ama. Oldu işte. Birkaç ay sonra çocuğumun babası olacak. Ne dünyanın en merhametli, en iyi babası olacaksın. Merhameti de, iyiliği de eşinden öğrenemdi baba. Biz çocuğumla senden daha çok şey öğreneceğiz Reyhan Hanım. Hani dedik ya, zamanı ertelemeyelim. Kıymetini bilelim diye. Umut'un odasına başlayalım. Şimdiden mi? Neyi bekleyeceğiz ki zaten? Sözümüzün ardında duralım. Beklemeyelim, hiçbir şey beklemeyelim. Değil mi? Zamanın kıymetini bilelim. Haydi o zaman başlayalım. Önce gitmemiz gereken biri var ama. Önce Umut'un odasına baksak. Umut'un o odada rahatla uyuyabilmesi için önce bunu halletmemiz gerekiyor. Allah'a seversen. Ufusun Meyhanım'dan çok korkuyorum. Koca konakta bir o kaldı Bebel. Dur bakalım Şeyda, belki biz de gitmeyiz. Siz niye gitmeyesiniz ki? Çünkü illa gideriz bir noktada da artık. Kendi ayağımızla mı, dört koluyla mı, onu anca Allah bilir. Haydi canım aç şu telefonu, haydi. Hanıma, Gönül Hanım Azat Şahadolu'yla buluştum. Öyle mi? Şu iş bitsin. O mevzuya da bakacağız. Sen takibe devam. Kız ayrı dert, oğul ayrı dert ya. Ya Cihan, ben arayınca niye açmıyorsun şu telefonu? Füsun bizi aslan mekanına getirdi. Yaren yalan söylemiş, hamile değilmiş. Füsun eve getirdi, şimdi içeride onu muayene ediyor. Hadi hemen çık gel, Allah aşkına öldürecek kızımı. Hadi çık gel. Ya Handan, sen ne diyorsun ya? Ebe diyorum. Ebe içeride, şimdi kızı muayene ediyor ebe. Ya şimdi ebesin, tövbe estağfurullah ya. Niye böyle bir şey yapmış bu kız? Ha? Niye böyle bir şey yapmış? Neyse sen panikleme, beni bekle, geliyorum. Ben gelmeden de sakın oradan çıkmayın, tamam mı? Cihan Bey. Akşam saat 6'ya bir toplantı ayarladım. Diğer kurul üyelerinin haberi var. Ha, tamam. Tamam. Olur. Gel Handan, gel. Gel hele, gel. Gel. Müzik
Hayırdır? Ezrail mi yokladı? Ne Ezrail'i ya? Tövbe estağfurullah. Üşüdüm biraz, ondan öyle oldu. Gel diyorum, otur diyorum, oturmuyorsun. Kızının kapısını bekleyip neye engel olacaksan artık. Sana da bir kahve yapsın. Ay yok, çarpıntı yapıyor, istemez. Heyecanlanıyor insan değil mi? Kolay değil tabii. Derler ya, evlat şeker ise torun balmış. Bakalım biz de tadabilecek miyiz? Sen ne diyorsun Handan? Valla kısmet diyorum. Kısmet. Kısmet, doğru. Bahtı açık olanın horozu bile yumurtluyor bu devirde değil mi? Bakalım bizim kısmetimize ne çıkacak? Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Şey... Gebe değilim değil mi? Bakın... Kayınvalidem bunu öğrenirse beni öldürür. Tamam. Ben size ne kadarsa vereyim. Çok özür dilerim. Yani bilemedim. Bakın hayat memat meselesi bu. Eğer öğrenirse beni öldürecek. Hoş geldiniz. Merhaba Esma anne. Merhaba canım. Aziz Hanım burada mı? Burada oğlum. Yukarıda. Siz salona geçin. Ben haber vereyim. Şan, sakin olacaksın tamam mı? Tamam Reyhan. Söz verdiğim gibi. Yok bir sıkıntı. Gel Dünür, gel. Neticeyi bekliyoruz. Sen de duramadın değil mi? İnşallah dede olacaksın. Yaren nerede? İçeride muayene oluyor. Gel Gülsüm kadın, gel. Netice nedir Gülsüm Hanım? Gebedir. Gebe miymişim? Gebeyim ben. Yaren, kız sen bu kadına para mı verdin? Bana bak, güvenilir biri mi bu? Başımızı belaya sokmasın bizim. Yok anne. Teklif ettim ama kabul etmedi. Ben gerçekten gebeyim. Eğer Harun giderken bana hayat sigortası bırakmış. Allah'ım mucize. Mucize oldu. Mucize oldu Cihan, mucize. Çok şükür ya Rabbi. Dur, çantamı alayım şimdi. Al atas. Evet. Duyulacak duyuldu. Görülecek görüldü. Bize müsaade. Handan Yaren, haydi. Müsaade sizin. De, Yaren nereye? Evine. İtirazın mı var? Ya var. Yaren'in yeri burasıdır. Torunumun yeri babasının evidir. Bu konuda seninle münakaşa etmeyeceğim. Benim zaten seninle münakaşa edecek bir şeyim yok. Yaren benim kızım. Yeri de yurdu da benim. Haydi. Baba. Füsun annem doğru der. Ben Harun'un karısıyım. Karnımda taşıdığım çocuk da Füsun Hanım'ın torunudur. Bizim yerimiz Aslan Bey konağıdır. Kızım. Babam. Yaren yapma. Yaren.
Kızım ben bakardım ikinize de. Niye burada kalıyorsun? Hadi gidelim evimize. Anne. Ben ve evladımız iyi olacağız. Merak etme. Madem kızım istiyor, öyle olsun. Şimdilik. Haydi anne. Haydi. Cihan telaş etme. Karnında torununu taşıyor. Eli kolu bağlandı zaten değil mi? Evet. Otur otur. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Karnınız aç mı? Sofra kuralım mı? Reyhan, bak sen seversin. Esma annem bugün çok... Böyle yemek yemeye, sohbet etmeye gelmedi Gazze Hanım. Diyeceğimiz var, deyip gideceğiz. Sen dinliyorum. Füsun'un bir kızı varmış. Küçükken sen almışsın. Hadi beni intikam için ailemden kopardın. Ya o kız? Onu neden aldın? Ben bir şey yapmadım. Onu kendi anası terk etti. Füsun'a kızını geri vereceksin. O kız kimse. Neredeyse bulup getireceksin. Füsun'la da husumetini bitireceksin. Senin kanını taşıyor diye kimse bedel ödemeyecek. Benim oğlum bedel ödemeyecek. Tamam mı? Oldu. Bir anaya evladını vermek zor mu geldi ya? Nedense şaşırmadım. O zaman beni affedecek misin? Tek bir hareketinle çaldığım bütün ömrümü affedeyim. Öyle mi? Eğer Füsun'a kızını verirsen seni affetmek için bir şans vereceğim. Kendime de. Sana da. Tamam mı? Mutlu oldun mu? Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama yine de benim için, Umut için yaptın. Teşekkür ederim Miran. Eğer sözünü tutmazsa... Bir daha hiç ısrar etmeyeceğim. Anlaştık. O zaman sürpriz zamanı mı? Ne sürpriz? Gidince görürsün. Gel bakalım. Ha. Ya tamam tamam. Tamam tamam. Ben gelince konuşuruz. Hey. Nereye gidiyormuş bakalım bizim yakışıklı dedemiz? Şimdi toplantıya gitmem lazım benim annem. Bu dede mevzusu için de çok erken ha. Yaşlanıyorsun değil mi Cihan'a? Hiç zoruna gitmesin. Güzelim. Zoruna gidecek bir şey yok. Ben sadece erkenden sevinme diyorum. Bakalım torunumuzun gücü yetecek mi Füsun'da olan davayı bitirmeye? Hadi keyfimi kaçırma Cihan. Hadi. Hadi. Kolay gelsin.
Zehra. Ah benim güzel eltim. Bak vallahi dert dediğin 3 günlük misafirmiş ha şu dünyada insana. Üzme hadi artık kendini daha fazla. Ne diyeceksen de Handan. Yukarı çıkacağım bahara bakmam lazım daha. İnsan hevesini kursağa dizmesen olmuyor değil mi? Müjde dediğin öyle pat diye söylenir miymiş? Çok yorgunum Handan. Biraz dinlenmem lazım. E hadi de. Yaren gebe. Çok şükür tutunacak bir dal verdi Rabbim evladıma. Çok şükür. Ben çok sevindim. Gözün aydın Handan. Sağ olasın. İnşallah Allah bahtını, kısmetini açık etsin. Bir avaz da kucağına almayı nasip etsin inşallah. Amin. Hepsini, hepsini Zehra'm, hepsini. Bir kahve içelim mi? He, içelim haydi. Haydi. Melike, kahve. Gel otur. Merhaba Aziz Hanım. 40 yıllık Azize teyze ne zaman Azize Hanım oldu yavrum? Kimim ben? Kimim ben Azize Hanım? Annem, ailem yaşıyor mu? Yaşıyorum. Neden kopardın o zaman onlardan beni? Ne istedin benden? Bu meselenin seninle bir alakası yok. Kiminle alakası var o zaman? Ne istedin o zaman benden? Kim için harcadın beni? Tabii. Dişi annemle açtığın yarayı başkasının çocuğuyla kapatmak istedin. Ben senin için en iyi şey yaptım Azra. Ya sen ne hakla karar verebiliyorsun bunu? Ben değil, baban karar verdi. Seni annenin şerrinden korumak istedi. Babam kim? Annem kim? Söyleyeceğim. Şeyda! Şeyda neredesin Şeyda? Buyur Füsun Bey Hanım. Duydun, gelinim gebedir. Odasını temizledin, şimdi bir havalandır. Bundan böyle ne istiyorsa o yapılacak. Yediği önünde, yemediği ardında kalacak. Can ne istiyorsa sor pişir ha. Ha canım ne istiyor? Emredersin heybetlim. Gidin şimdi dinlensin odasında biraz. Gelirken de bir makas al gel. Makas? He makas. Ne makası? Bahçe makası. Makas. Bildiğin makas. Le oğlum ne korkuyorsun ya? Makas alacağım sana şöyle makas seveceğim seni. Şeyda haydi. Buyur bahçım buyur. Makas diyor ya. Ne yapacağım makas? Neresi burası? Niye geldik? Bilmem. Ne demek bilmem filan? Sence? Ne bu? Baş bakalım bir. Ne yaptın yine? Burası vakfımızın merkezi olacak. Sunumları, toplantıları burada yapacağız.
kız çocuklarımızı buradan el uzatacağız. Bütün kadınlarımıza, bütün kız çocuklarına umut olacağız. Değil mi? Olalım. Ya. O kadar güzel bir hediye ki bu. O kadar anlamlı ki. Ben çok teşekkür ederim. Bütün kız çocukları, onların aileler adına. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Çünkü benim ilhamım sensin. Gel hadi. Diğer yerleri de gezdireyim sana. Sonra da Umut Bey'in alışverişine başlayalım ha? Olur. Olur haydi. Ucundan. Ben hele ucundan, kenarından iş yapmam oğlum. İşimi de yarım bırakmam. Ne kadar ağladın ya. Erkek ol oğlum biraz. Ağlanmaz bu kadar. Biliyorum yaparsın ama yapar ne olursun. Ne istersen yapacağım. Yeter artık kalmadı. Saçım kalmadı yeter. Kesme. Bari bir model yapaydım. Nasılsın gelinim? Ayna. Bari bir ayna vereydin. Ayna var mı ayna? Ben oğlum ne aynası? Berber mi burası? Kalk. Neyse bırak şimdi. Asıl eşyaları nasıl yaparız sen onu söyle. Yerde durmasın. Eşeği şuraya koyarız. He. Üstüne de böyle beyaz bir cibinlik. Duvara da yumuş yumuş renkleri olan bir pano asarız. Nasıl nasıl? Yumuş yumuş. Rahatlatırmış bebeği. Baksana. Anneye bak neler öğrenmiş bu. Ona daha öğrenecek çok şey var. O getirdiğin kitaplar var ya, onların hepsini bir an önce okumam lazım. Ama sen de okuyacaksın hepsini, tamam mı? Hem öncecik bitireceksin. Tamam, sevdiğim. Tamam. Miran. Söyle, dünyanın en güzel annesi. Söyle.
Hani hamile olduğumu öğrendiğinde kulübede bir söz vermiştin ya bana. Hatırlıyor musun onu? Dünyanın en mutlu çocuğu olacak. Sana yemin ederim. Kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Asla yalnız kalmayacak. Söz veriyorum. O dünyanın en mutlu çocuğu olacak. Hiç yara almayacak. Hiç yalnız kalmayacak. Hiç yalnız bırakmayacaksın onu. Yeniden söz mü? Yeniden söz. Ben hiçbir şeyin senin üzmesini istemiyorum. Sadece umut odaklan. O kadar. Bir an önce bitirelim odayı istiyorum. Böyle her şey yerli yerinde. Otursun bana göreyim. Nasıl olacak? Hemen mi? Şimdi mi? Belki fikrin değişir. Yok, hemen yapalım işte. Niye erteliyoruz ki zaten? Hemen olsun. Bileyim ben de işte. Yalnız benim bir şirkete gitmem lazım. Dönünce yapalım mı? Bekle ben o zaman. Mahfuz. Yalnız mı? Yalnız odasında. Miran az önce işe gitti. Nasıl peki? İyi mi? İyi. İyi olmaya çalışıyor. Ama çok çaresiz görebiliyorum. Beni ona götür. Gel. Niye geldin? Bir şey mi oldu? Kızımın yüreği yanarken dayanamadım. Yanında olmak istedim. Mahsur yoksa girebilir miyim? Sen de gözlerindeki pişmanlığı görüyorum ben.
kadar inkar edersem edeyim. Babam seni. En büyük hasretimsin. Keşkelerimin en büyüğüsün. Ben artık keşkelerle yaşamak istemiyorum. Yarın ne olacağımız belli değil. Keşke demek istemiyorum. Seni yalnız sandım ya, Lütfü öyle deyince. Gel babam, gel. Yok yok, siz... Nazar Bey, ben de gidiyordum. Hoşça kal kızım. Ya ben geldim diye şimdi... Yok, olanları duydu diye merak edip gelmiş. Gelecek tabii kızım. Evladısın sen onun. Merak ediyor tabii seni. Öz babandır. Sen de bakayım, Dişe annen sana... İyiyim babam. Evladım için de iyi olmam lazım. Tabii. Tabii iyi olacaksın güzel kızım benim. O bir de olsun benim güzel torunum. Bak hepimize nasıl iyi gelecek. Ben onu alıp nerelere, nerelere götüreceğim. Senin gibi bir dedesi olacağı için çok şanslıyım. Güzel kızım. Hamilelikten öte. Benim sana bir şey söylemem lazım babam. Heh, de bakayım. Biz bugün Miran'la Azize Hanım'ın evine gittik. Miran Azize Hanım'a şans vermeyi kabul etti. Kutladın. Alo Füsun Hanım. Hayırdır Miran? Hayır hayır, merak etme. Senin bir kızın varmış. Yerini de bir tek Azize Hanım biliyormuş. Sen nereden biliyorsun bunu? Orasını boş ver. Şimdi aç kulağını, beni dinle. Azize Hanım söz verdi. Kızını sana geri verecek. Ama sen de benim ailemin yakasından düşeceksin. Bir daha seni bizle ilgili hiçbir mevzuya bulaşırken görmeyeceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Nereden çıktı şimdi bu? Neyin peşindesin Azize? Neyin peşindesin? Ha Fırat. Nedir mesela, niye böyle toplandık alelacele? Bir herkes toplansın, ondan sonra konuşuruz Azat. Evet. Yönetim kurulundan Azize Aslan Bey, Hazar Nasuh Şahdolu katılamayacaklarını ilettiler. Biz toplantı odasına geçebiliriz. İyi o zaman, gerek yok. Burada konuşalım. Mesele ne? Mesele... usullere uygun olmayacak şekilde şirket hesabından şahsi hesaba yüksek meblağda para aktarmak. Ne bu? Hissedarların haberi olmadan şirket hesabından şahsi hesabına para çıkarmışsın demek. Nasıl? Yönetim kurulu başkanı olarak senin haberin yok muydu Azat? Azat'ın bu konuyla ilgisi yok. Da benim anlamadığım bir şey var. Bu kurul bana hesap sormaya mı toplandı? Hayır. Sebep sormak için. Şirket hissedarı olarak bunu sormak hakkımız herhalde, değil mi? Buyur. Seni dinliyoruz Cihan Şadoğlu. Böyle bir meblağı
neden şahsi hesabını aldın? Hem de herkesten gizlice. Yaşar, gideriz bu yerde. İstanbul'a gidelim. Ya. Babam kasadan para çalmış gibi konuşuyorsun. Peki nasıl konuşayım Azat? Belgelere bakınca. Neyse. Ben işin aslını anlamaya çalışıyorum. Aynısını ben yapsam siz de sorardınız herhalde, değil mi? Sorardık elbet. Kasadan para çıkacağından haberim vardı. Sadece çıktığını bilmiyordum. Azat. Param mücbir bir ihtiyaçtan alındı. Hissedarları haberdar edemeyecek kadar da özel bir mesele. Bu yine de paranın usulsüz bir şekilde alındığı gerçeğini değiştirmiyor. Haksın, değiştirmez. Yönetim kuralları da ortada. Ben bu görevi layığıyla yerine getiremediğime göre başkanlıktan çekiliyorum. Azat, böyle bir şey yapmayacaksın. Biliyor musun beni? Ya Azat, biz hakkımız olanı sorduk diye sen şimdi böyle çocuk gibi tavır mı yapıyorsun? Yapmam gerekeni yapıyorum. Ortada bir hata var. Hata da bizim hatamız. Fırat, bir an önce işlemlere başlansın. Haftaya yönetim kurulu başkanı seçmek için tekrar toplanasın. Azat. Azat. Sen içeride ne yaptın oğlum ha? Ortalığı iyice miradan bırakacaksın. Başkanlığı bırakmak da demek. İçeride olanlardan sonra o koltukta oturamam demek. Bak Azat. Sen beni içeride aslanlar gibi savundun mu? Ben çok mutlu oldum. Ama ben o parayı... Biliyorum babam, biliyorum. Yaptığını savunmuyorum. Ama anlıyorum. O yüzden yandım. İçeride yapmam gereken senin yanında durmaktı. Dışarı çıkarken de başkanlığı bırakmak. Azat bak babam. Ortalığın kime kalacağı umurumda değil. Ben bildiğim gibi kalacağım. Kendim gibi. Ah be koç. Sen öyle düzgün bir adamsın ki. Sana bunu anlatmak çok zor. İnşallah bu kararın felaketimiz olmaz. İnşallah. Azat. Gitmemişsin. Heh. Öyle oldu. Canın sıkkın gibi. İyi misin? Sağ ol. Neyse, kendine iyi bak. Gönül. Ben de seninle konuşacaktım. Hangi konuda? İşle ilgiliyse. Yok. Değil yani. Bizle ilgili. Baba, gelmedin kurula. Azize'yi affettin, doğru mu oğlum senin? Ser, Fırat Bey kahve yapsana. Ben Azize'yi affetmedim. Sadece değiştiğini göstermesi için bir şans verdim. Şans mı? Niye? Sen ne olsun istiyorsun oğlum? He? Babaanne diye boynuna mı atlayacaksın? Bunu mu istiyorsun sen? Ya bugüne kadar o kadınla bize ne iyilik gelmiş ya? Hep bela, hep bela. Sen niye yanaştırıyorsun oğlum o kadının yanına? Baba, sen benim kararımı sorgulamak yerine vardır bir bildiğin evlat derdin.
Ne oldu şimdi? He? Nerede? Şimdi sorguluyorum. Çünkü ailemi, sevdiğim insanları korumak istiyorum oğlum. Sen görmüyor musun ya Mirano? Allah aşkına bak. Dişah'ın bugün Reyhan'a ettiğini görmedin mi oğlum sen? He? Ama bak, senin ana değil oğlunun sevdiği kadına el kaldırmak herhangi bir insan için bile yüreğinde kötülük taşımazdı ha. Taşımazdı bak şimdi. Niye? Çünkü korkuyor. Korkuyor. Baba. O kadın etrafımızda olduğu sürece ne sen, ne anan, ne Reyhan, Maha, hiçbirimiz ha rahat huzur görmeyiz oğlum. Dinleyeceksin beni. Anladın mı? Uzak tutacaksın o kadını. Ailenden de, kendinden de. Anladın mı oğlum? Anladım baba. Ama ben Azze'yi bağrıma basmadım. Zaten Reyhan istemeseydi ona şans da vermezdim. Sen nasıl beni düşünüyorsan, ben de oğlumu düşünüyorum. Ne yapıyorsam, onun bizim yaşadıklarımızı yaşamaması için. Sen de lütfen bunu bil. Baba. Sen geldin daha önce buraya. Yok. Önünden geçerken hoşuma gitmişti ama hiç içeride oturmamıştım. Ben çalıştım burada biliyorsun. Aa. Nasıl çalıştın? Ne yaptın ki? İşte çay dağıtıyordum. Sen koskoca Nasuha'nın torunu çay dağıtıyordun öyle mi? Öyle. Zaten getirip burada ben çalıştırmaya başlayan da Nasuha'nın kendisi. Neden? Ceza falan mı? Yok canım. Yani çalışmanın cezası olur hiç. Doğru. Haklısın. Emek vermenin, mücadele etmenin, kazanmak için çabalamanın ne olduğunu öğreneyim diye. Gönül. Ben senin yani... Seni düşünmeye başladığımdan beri hep böyle burada oturduğumuzu hayal ettim. Tamam çocukça belki ama burada seninle bu anı... Çok seviyorsun burayı belli ki. Öyle. Ne zaman bir şey için emek vermem gerekse hep buraya gelirim. İstersek bin tane imkansızlık sayarız. Sabah kadar oturur ağlarız. Ama ben seninle mutlu olmak istiyorum. Bunun için ben emek vermem gerekirse vereceğim. Çabalamam gerekirse çabalayacağım. Tabii sen de istersen. Azat. Ben... O gün söylediklerimde samimiydim. Kim ne yaparsa yapsın, ne derse desin. Ben acı çekmeye de, mücadele etmeye de razıyım. Yeter ki biz vazgeçmeyelim. Vazgeçmeyiz. Hoş gelmişsin heybetli Füsun Bey hanımım. Bunlar senin için. Otur. Torunuma iyi bakacaksın. 9 ay sonra senden aslan gibi bir erkek torun isterim. Karnın güzelce doyur. Can ne istiyorsa söyle şey daha yapsın. Sonra gider odana dinlenirsin. Afiyet olsun. Kuzay dünyayı önüne serecek. Ama ondan sonra dünyanı elinden alacağım. Keyfin çıkar.
vakit ziyadesiyle akıp geçiyor. Hanımım, size bir mektup geldi. Ne mektubu lan? Kimden gelmiş? Bilmiyorum hanımım. Sen mi gönderdin mektubu? Hasan kızıma ver demişti ama ben sana gönderdim. Bekleyeceğim diyordun. Önce bir Füsun kızının güvenini kazansın, sonra mektubu açık edeceğim diyordu. Ne değişti? Neden verdin mektubu? Esma Miran'ın dediklerini sen de duydun. Bana bir şans vermesinin tek şartı Füsun'un kızını ortaya çıkarmamdı. İyi de hiçbir şey değişmedi ki. Yine Azra annesini affetmeyecek. Azra kızacak. Öfkelenecek ama Füsun'u zaten kötü bildiği için öğrendiği zaman o kadar yıkılmayacak. Belki ileride anasına bir şans daha verecek. Olsun. Varsın Füsun'un da bütün kapıları kapanmaz. Eğer gücü yetiyorsa o da evladı için mücadele etsin. Esma, ben Miran'a bir söz verdim. Onun bana vereceği şans Füsun'dan alacağım intikamdan çok daha önemli. Kızım, güneşim, ben çok hastayım. Ölmeden senin emin ellerde olduğunu bilmem şart. Bu yüzden seni yurda bırakıyorum. Sanma ki baban seni terk etti. Sanma ki baban senden vazgeçti. Başka çarem yok kızım. Gül yüzlüm, talihsizim. Anan hayatta kızım. Büyüyünce öğrenirsin elbet. Ya kendisi çıkar karşına... Ya da sen araştırır bulursun. Onu bulduğunda bana kızma. Anan senden vazgeçti Güneş. İstemedi seni. El kadar bebeydin. Kucağıma bıraktı gitti. Füsun Aslan Bey. Yani senin annen. Gücü, parayı, soyadını seçti. Onun sana analık edeceğini bilsem yine götürür verirdim. Ama senden bir kez vazgeçen hep vazgeçer. O kadında ne merhamet ne de analık duygusu vardır. Bunu hiç unutma güzel gözlüm. Unutma ki üzülmeyiz. Seni çok seven baban. Hasan. Alo Miran. Bak. Azze sana kızını verecek, sen de bizden elini eteğini çekeceksin demiştin. Şimdi beni iyi dinle. Kızım, bana kızım deme. Azra, neden? Lan, ne oldu ki? Azra, beni korkutuyorsun. Sana Füsun kim dedim? Hatırladın mı? Sen de önemsiz biri demiştin. Öyle zaten.
Neden ki? Ben sana güvendim. Anne dedim. Ama sen bana hep yalan söyledin. Üşüteceksin hanımım, arabada bekle istersen. Yok, iyi böyle Mahmut. Sen ne yaptın Hasan? Ne yapmışım? Ne yapmışsın? Füsun haksızını verdin mi? Verdim. Verdin. O yüzden mi Füsun beni arayıp onun kocasının mektubuyla tehdit ettiğini söyledi? Ama öyle değil, bak beni dinle Miran. Ya ben senin neyini dinleyeceğim? He? Aziz Aslan Bey, sen benim hayatımda gördüğüm en kötü kalpli, en yalancı insansın. Sana sırf Reyyan'ın hatırı için bir şans vermiştim. Ama sen o şansı da kaybettin. Bundan sonra ne karıma ne de aileme yaklaşmayacaksın. Miran. Vallahi bu sefer karı ben yağdırmadım. Ama oğlum işin göz alınca kurdum. Doğar doğmaz bana güvensin diye. Hani dedim şimdi annesine falan çeker. Ben önceden tedbirimi alayım. Ve malum daha küçük olduğumdan öyle fazla açılmadım. Gözümüzün önünde olsun istedim. Bebeğimiz olsa da biz yine aynı olacağız. Ne kadar yorulsan da dinlendireceğim seni. Ne kadar uykusuz kalsan da hep ayık tutacağım seni. Ya tutamazsın? O zaman ben de uyumam. Uykusuz kalırım seninle. Sen nasıl beni düşünüyorsan ben de oğlumu düşünüyorum. Ne yapıyorsam onun bizim yaşadıklarımızı yaşamaması için. Sen lütfen bunu bil. Baba. Hazar. Affedeyim istiyorsun seni. Ana diyeyim istiyorsun. Bunun için yaşıyorum. Tamam. Tamam. Bir şartla. Ne istersen, sen ne dilersin? Gideceksin buralardan. Gideceksin. Hiç
kimseye bir şey söylemeden çekip gideceksin. Gideceğin gün istediğini yapacağım. Ya ben yüzüm gülsün diye yapıyorum bunları. Oğlumuza güzel anlar biriktirelim, mutlu ol diye. Ben öyleyim. Mutluyum ben zaten, çok mutluyum. E neden ağlıyorsun o zaman? Mutluluktan ağlıyorum işte. Hiç mutluluktan ağladığın belli olmuyor. Mutluyum ben de. Doğunca kucağıma alacaksın onu. Buraya oturacaksınız. Ondan sonra ben sizi sallarken sen de bize güzel sesinle türkü söyleyeceksin. Boynu senin, koynunda. Annesinin sesi kulağında uykuya dalacak olur. Annesi gibi o da çok sevecek salıncağı. Sevecek. Ama babası gibi onu o çok sevdiği salıncaktan düşürmelerine izin vermeyeceğim. Asla. Dizleri kanamayacak oğlum benim. Hele oyunlara küsmeyecek. Bizim oğlumuz çok ama çok mutlu büyüyecek. Bak gör. Bütün avluda onun kahkahaları yankılanacak. Öyle. Reyhan. Umut bize çok iyi gelecek. Hepimize çok iyi gelecek. Oğlum. Oğlumuz. Senin gibi bir babası olduğu için çok şanslı olacak. Umut! Umut!
Umut neredesin? Umut! 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 Rüya gördüm, rüya gördüm. Tamam. Uydurduk onu, ben öyle şok. Fırlattık onu. Saçımı okşadım, öldüm. Geçti, geçti. Gitti sonra salıncağa gitti, ben öldüm sana. Baktım. Baktım yoktu. Geçti, geçti. Rüyadan iç, iç suyunu iç. Umut'u kaybettim. Umut'u kaybettim. Tamam geçti, rüya gördüm. Ben rüyada bile etkisine dayanamıyorum. Allah'ım bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Rüya sen... ...sen bebeğimizi kaybettiğinde neler yaşadı şimdi daha iyi anlıyorum. Ben öyle kendi içimde yaşadım. Sen üzülme istedim. Ama şimdi daha iyi anlıyorum. Olmaz. Rüyada bile olmaz. Biz bir kere kaybettik bebeğimizi. İzin vermeyeceğim. Olmayacak Bülent. Olmayacak. Geçti Bülent. Geçti. Çok yakında. Umut da burada seninle birlikte olacak. Öyle sıkı tutacaksın ki onu. Bırakmayacaksın hiç. Hep yanında olacaksın onu. Asla. Asla bırakmayacağım onu. Ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim Reyhan. Vermeyeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Vermeyeceğim. Size söylediklerimi düşündünüz değil mi Reyhan Hanım? Düşündüm. Öyleyse karar verdiniz. Buna sevindim. Çünkü kaybedecek hiç vaktimiz yok. Bir sorun mu var? Reyhan Hanım çok üzgünüm ama... ...bu bebeği doğurmanız mümkün değil. Sizinle açık konuşmak zorundayım. Bebeğinizi dünyaya getirirseniz hayatınızı kaybedeceksiniz. Bu durumdan sağ çıkamazsınız. Umut, oğlum iyi ama, değil mi? Evet. Ama böyle bir durumda gebeliği sonlandırmak zorundayız. Bunun için de bir an önce gün belirlemeliyiz. Vaktimiz giderek daralıyor. Reyhan Hanım. Ben... ...bebeğimi doğuracağım. Reyhan Hanım, bunu söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama bu bir intihar olur. Bunu biliyorsunuz değil mi? Konuşmuştuk. Biliyorum. Çabanızı da anlıyorum. Sağ olun. Olmaz. Yapamam ben. Evladımdan vazgeçemem. Oğlum sağ salim dünyaya gelecek. Ben olmasam da babasıyla birlikte güven içinde güzel bir hayat yaşayacak.